Tam ilmihal seadeti ebediye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında insanlar üçe ayrıldı. İnanmayıp Resulullah'a karşı gelenler kafir oldu. İnanmayıp inanmış gibi görünenlere münafık denildi. İnananlara eshab denildi. Eshab-ı Kiram'ın inanışları hep aynıydı. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiş işleri yapmakta da birbirlerine uygun idiler. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açık bildirilmemiş bir şeye inanmayı dinimiz emretmemiştir. Fen bilgilerinin çoğu böyledir. Bunlardan akla uygun olanlara inanılır. Açıkça emr veya yasak edilmemiş işler ise böyle değildir. Böyle işleri yapıp yapmamakta açıkça bildirilenlere benzetilmelerini Allahü Teala derin alimlere emretmektedir. Bu benzetmeyi yapabilecek derin alimlere müctehit denir. Bu benzetmek işine içtihat denir. Bir müctehidin içtihat ederek elde ettiği bilgilerin hepsine o müçtehidin mezhebi denir. Eshab-ı kiramın hepsi derin alim birer müçtehid idiler. İslamiyet bilgilerinde, siyaset, idarecilik ve zamanlarının fen bilgilerinde ve tasavvuf marifetlerinde birer derya idiler. Bu bilgilerinin hepsini Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek cemalini görmekle ve kalplere işleyen ruhları çeken sözlerini işitmekle az zamanda edindiler. Her birinin mezhebi vardı. Mezhepleri az veya çok farklıydı. Tabi'inin ve tebeyi tabiinin arasında da müçtehitler vardı. Bu müçtehitlerin ve eshab-ı kiramın mezheplerinden yalnız dördü kitaplara geçip dünyanın her yerine yayıldı. Diğerlerinin mezhepleri unutuldu. Bu dört mezhebin imanları eshab-ı kiramın radiallahu teala anhum ecmaîn ortak olan imanıdır. Bunun için dördüne de ehli sünnet denir. İmanları arasında esasta ayrılık yoktur. Birbirlerini din kardeşi bilirler. Birbirlerini severler. Birbirlerine uymayan işlerini de zaruret olunca birbirlerini taklit ederek yaparlar. Allahü Teala mezheplerin böyle ayrı olmalarını istemiştir. Bu ayrılığın Allahü Teala tarafından Müslümanlara rahmet olduğunu Peygamberimiz haber vermiştir. Çünkü dört mezhep arasındaki ufak tefek başkalıklar müslümanların işlerini kolaylaştırmaktadır. Her müslüman vücut yapısına, yaşadığı iklim şartlarına ve iş hayatına göre kendisine daha kolay gelen mezhebi seçer. İbadetlerini ve her işini bu mezhebin bildirdiğine göre yapar.